Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan birinci sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. Matematik 3. ünitede doğal sayılarda toplama ve çıkarma konularını birlikte video olarak çekiyorduk sizlerle beraber. Çıkarma işlemini devam ediyoruz şu anda sizinle. Sayfa 92'ye kadar gelmiştik. Şimdi herkes sayfa 92'yi açsın ve oradaki işlemleri birlikte yapmaya devam edelim. Çocuklar hatırladığınız üzere çıkarma işlemi geriye doğru sayma işleminin bir modeli idi. Çıkan bardakları ya da yediğimiz muzları sayarken hep geriye doğru ritmik sayma yapıyorduk. Çünkü çıkarma işlemi bir azalma işlemidir. Evet, şimdi hazır mıyız? Herkes kitabını açtı mı? Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Örnek olarak verdiği işlem 4 bardak meyve suyunun 1 bardağını içtim. Kaç bardak meyve suyum kaldı diyor. Gördüğünüz gibi çocuklar içilen meyve suyu bardağı boşalmış. Geriye dolu olan 3 tane bardak kalmış. Öyleyse 4 bardak meyve suyundan bir tanesi çıkarılırsa geriye 3 bardak meyve suyumuz kalır. 4 eksi 1 eşittir 3 kalır. 3 neydi? Fark. 4 neydi çocuklar? Eksilen bardaklarımız. 1 neydi? Çıkan sayımız. 9 tane muzumuzdan 6 tanesini yedim. Kaç tane muzum kaldı diyor. Eksilen sayımız nedir? Başlangıçtaki muz sayımız eksilen çocuklar. 9 muzmuş. Kaç tanesini yemişiz? 6 tanesini yemiş. Şimdi geriye kalan muzlara bakıyoruz. Yenmemiş olan 1, 2, 3. 3 tane muzumuz kalmış. Öyleyse 9 muzdan 6 tanesini yersem 3 muzum kalır. Geriye 3 muzum kalır. 9 eksi 6 eşittir 3. Şimdi tavşanlarımızı yapalım. 5 tavşandan 2 tanesi yuvanın içerisine giriyormuş. Geriye kaç tavşan kaldı diyor. Başlangıçta tavşanımız 5 tane. 2 tanesi yuvanın içine girdi. Yuvanın dışında kalan 1, 2, 3 tane tavşanımız var. Öyleyse 5 eksi 2 eşittir 3 tavşan. Yani fark 3 tavşan. 9 mumdan 3 tanesi söndü. Kaç tane yanan mum kaldı diyor. Evet, başlangıçta yanan mumlarımızın sayısı 9 taneymiş. Üflemiş arkadaşınız 3 tanesini söndürebilmiş. Geriye kaç tane yanan mum kalmış? Gördüğünüz gibi çocuklar sönmüş olan mumları yuvarlak içine almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sönmemiş hala yanan mumumuz kaldı. Şimdi biz çıkarma işlemini yaparken ne yapıyorduk çocuklar? Başlangıçtaki mumu aklımızda tutuyorduk. 9'u aklımızda tuttuk. 3 parmağımızı açıyorduk ve geriye doğru sayıyorduk. 9'dan sonra 9, 8, 7, 6. Ağzımızdan en son çıkan sayı bize farkı veriyordu. Sepette 5 dilim ekmek varmış. Sepet pardon, 5. soruya gelmişiz. Sepetteki ekmeklerden 2 dilimini yerseniz sepette kaç dilim ekmek kalır diye soruyor. Öyleyse sepetteki ekmekleri bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, sepette başlangıçta 5 tane ekmeğimiz var. 5 dilim eksi. 2 dilimini yiyeceğiz. Yiyeceğimiz ekmek dilimlerinin üzerine çarpı koyuyorum. 2 tanesini yedim. Şimdi geriye kalan dilimlere bakıyorum. 1, 2, 3 dilim ekmek geriye kaldı çocuklar. 5'i aklımda tuttum. 2 parmağımı açtım. Geriye doğru sayıyorum. 4, 3. Ağzımdan en son çıkan sayı nedir? Farkı verir bizlere. Hazır mıyız? Hemen bir sayfa çevirelim. 93'e gelelim çocuklar. Aşağıdaki modelleri
işlemleri ile eşleştiriniz diyor. Bütün yuvarlak toplarımız 10 tane çocuklar. 10 tane toptan 0 tanesini çıkarırsak yine 10 tane topumuz kalır. Önce işlemlerimizi yapalım. Birinci örneğimizi kendileri yapmış zaten. 10 tane toptan mavi olanları çıkarıyoruz. Yani 2 tanesini çıkarıyoruz. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane topumuzun kaldığını görüyorsunuz. Şimdi 10 tane toptan çocuklar 0 tanesini çıkartmışız. O zaman bütün toplarımızın kırmızı olması lazım. Çünkü çıkan top sayısı 0. Öyleyse buradaki şekilde bununla yukarıdaki işlemi eşleştiriyoruz. Biraz yukarıda kaldı. Görmeniz için şöyle tekrar göstereyim çocuklar. 10 tane kırmızı topumuz olduğu gibi duruyor. Şimdi yapalım bunu. Başlangıçta top sayımız 10 tane çocuklar. Maviler 1, 2, 3, 4. 10 tane toptan 4 tane top çıkarsa geriye ne kalıyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10'dan 4 çıkartılan işlemi bulacağım ve o işlemle eşleştireceğim. Evet, buradaymış. 10'dan 4 çıktı. Ne kalmıştı çocuklar? Evet, 6 kalmıştı değil mi çocuğum? Çok güzel. Şimdi buna bakalım. Başlangıçta 10 tane topumuz var. Mavilere sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane çıkmış. Öyleyse 10'dan 5 çıkarsa 1, 2, 3, 4, 5 kalır. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Ne yapacağız? Bunu da bununla eşleştireceğiz. Şimdi 10 tane topumuzdan bakalım. 10 tane topumuzdan işlemi yapalım önce. Kaç tanesi çıkartılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi çıkarılmış. 10'dan 6 çıkınca geriye ne kalmış bakalım çocuklar? Kırmızıları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Öyleyse 10'dan 6 çıkarılırsa 4 kalır. Yani 10 eksi 6 eşittir 4'e. Bu işlemimiz bunu ifade ediyordu. 10 tane kırmızı toptan bakın kaç tanesi çıkarılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi çıkarılmış. Geriye 1 tane topumuz kalmış. Bu işlem hangisi? Evet, burada 10 tane toptan 9 tanesini çıkardım. Geriye 1 tane kaldı. İşlemimiz bununla eşleşiyor çocuklar. Öyleyse 10 eksi 9 eşittir 1. Hazır mıyız? Evet, 7. sorumuza geldik. Aşağıdaki işlemi yapınız, yaptığınız işlemi model üzerinde gösteriniz diyor. Çocuklar, bizim başlangıçta topumuz 10 tane burada görüyorsunuz. 3 tanesi çıkarılacak, yani mavi olarak boyayalım onu. 2, 3 tanesi çıkarılacak. Siyah kalemimle bunları nokta 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 grupların içerisine alalım ve dışarı ok işaretiyle atalım. Evet, 10 taneden 3 tanesi çıkınca kırmızı kaleminizi alır mısınız elinize? Geriye kalan topları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Öyleyse 10 tane toptan 3 tanesi çıkarsa geriye ne kalıyormuş? 7 tane top kalıyormuş. İfadeye bakalım. 10 eksi 3 eşittir 7 çocuklar. Evet, hemen bir sayfa daha açalım. Yine birlikte yapabileceğimiz bir etkinlik var. Ece ile Lale anneleri ile kek yapıyorlar. Evdeki 8 yumurtanın 3 tanesini kek için kullanıyorlar. Kalan yumurta sayısını bulalım. Çok güzel. Başlangıçta 8 tane yumurtamız vardı. Yani kutudaki yumurta sayısı ne demiştim size?
eksilen demiştim, değil mi çocuklar? Kırmızı kalemimle hemen başlangıçta kutuda olan yumurta sayısı eksilen çocuklar. Kek yapmak için kullandığımız 3 yumurta çıkan, yani kutudan alıp kek yapmak için kullandığımız yumurta. Kutunun içinde kırılmadan, kullanılmadan kalan ise kalan yumurta. Biz buna ne diyorduk bir de? Fark diyorduk, değil mi? Öyleyse çıkarma işleminde sayıların belirli bir isimleri var. Eksilen başlangıçtaki sayımız, çıkan kullanılan sayımız, geriye kalan ise farktır çocuklar. Şimdi aynı işlemleri birlikte sizinle yapacağız. Yandaki pastanın bir dilimini yerseniz geriye kaç dilim pasta kalır söyleyin. Evet, önce pastamız kaç dilime ayrılmış bunu saymamız lazım çocuklar. Yoksa bilemeyiz, değil mi? Şöyle nokta koyarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saymadığım dilim kalmadı. Pastamız 8 dilim. Kaç dilimini yiyecektim? Bir dilimini yiyecektim. O bir dilimi şöyle alıyorum ve dışarıya ok işaretiyle gösteriyorum. Bir dilimi aldıktan sonra geriye kalanları tik koyarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Öyleyse bir dilim pastayı yersem 7 dilim pastam kalıyor çocuklar. Yaptık mı? Pekala, hemen yandaki sayfaya geçiyoruz. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz diyor. Evet, 5 inek var çayırda otlayan gördüğünüz gibi. Bir tane inek sürüden ayrılıyor ve gidiyor. 5 inekten bir inek çıkarırsak geriye gördüğünüz gibi görselde 4 inek kalıyor çocuklar. Çiftlikte kalan inek sayısı 4. Bir tanesi çıkmış. Şimdi başlangıçta kaç tane tavşanımız var sayalım. 1, 2, 3, 4. Grupta 4 tane tavşanımız var. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi yuvanın içine girmiş. Geriye ne kadar kalmış? 1, 2, 3 tavşanımız dışarıda kalmış. Öyleyse 4 tavşandan bir tanesi yuvaya girerse çayırlıkta 3 tane tavşanımız kalır. Evet, şimdi bisikletlerimize bakıyoruz. Başlangıçtaki bisiklet sayımız eksilen. Eksilen sayıyı bulmak için bütün bisikletleri saymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Benim başlangıçta 5 bisikletim var. Yani eksilen 5. İki tanesine arkadaşlarınız binmiş gidiyorlar. Çıkan sayımız bu. Bisikletlerden iki tanesi ayrılmış gitmiş. Geriye kaç bisiklet kalmış? 2, 3. Henüz üzerine kimsenin binmediği 3 bisikletimiz kalmış çocuklar. Evet, sayfamızı çevirelim ve işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. 15 tane topumuz var. 5 tanesi mavi gördüğünüz gibi dışarıya atılmış. Geriye 10 tane topumuz kalmış. Tüm topların sayısı kaçtır çocuklar? Hemen buraya yazalım. 15. Bütün toplar 15 tane. Çıkan top sayısı ne kadar? Bakın burada yazıyor. 5 tane. Geriye ne kadar top kaldı? 10 tane. Kalan top sayısı bu. Şimdi diğer örneği sizlerle birlikte yapacağız. Evet. 9 tane topumuz varmış. 3 tanesi dışarıya çıkmış. Kalanı bulalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane topumuz geriye kalmış. Başlangıçtaki topumuz 9 tane. Bunu yazıyoruz çocuklar. Çıkan topumuz bu. Buraya çıkan top sayısını yazıyoruz. Kalan topumuz da bu. Buraya da kalan top sayısını yazıyoruz. Şimdi diğer işlemimize geçelim. 18 tane topumuz varmış başlangıçta. Bu toplardan gördüğünüz gibi
Mavileri nokta nokta almış ve ok işaretiyle dışarıya atıyor. 11 tanesini çıkarmışlar. Geriye kalanı bulalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18'den 11'i çıkarırsak 7 top kalır geriye. Yani 18 eksi 11 eşittir 7 çocuklar. Bütün toplarımız başlangıçta kaç taneydi? 18 taneydi çocuklar. Yani eksilen sayımız 18. Başlangıçtaki top sayısı. 11 tane çıkan sayımız, kullanılan toplar ve 7 tane de geriye kalan top sayısını bize veriyor. 12 tane topumuz varmış başlangıçta. 6 tanesini çıkartmışız. Geriye kalan toplara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye 6 tane topumuz kalmış. Başlangıçtaki topumuz eksilen sayımız 12. Evet, 12. Çıkan sayımız 6 ve fark kalan sayımız 6. Kalan top sayısı çocuklar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemlerde kalanı bulunuz diyor. 14 tane top varmış. 5 tanesini çıkartmışlar. Geriye 9 tane top kalmış. Şimdi 14'ten 7 çıktı, nokta nokta kaldı. Bakın burada 14 tane topumuz var. 7 tanesini çıkaracağız çocuklar. Çıkarttıklarımızın üzerine tik koyacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve bunları şöyle bir yuvarlak içerisine alacağım ve ok işaretiyle dışarı atacağım. Geriye kalanları nokta koyarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 tane toptan 7 tanesi çıkarsa geriye 7 tane topumuz kalır. Evet, 14 tane toptan 7 tanesi çıkmıştı. Burada da geriye kalan 9'u bulmamızı istiyor. 10, 15, 16, 17 tane topumuz var. 17 tane toptan 1, 2, 3, 4, 5 tanesini çıkarmışız. Geriye kalanı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane topumuz geriye kaldı çocuklar. Evet, şimdi yan yana çıkarma işlemini bitirdik. Sizinle bu işlemleri alt alta nasıl yaparız onu öğreneceğiz. Hemen sayfayı çevirelim çocuklar. Alt alta çıkartma işlemi. Tabaktaki elmalardan birini yedim, iki elma kaldı. Bu işlemi farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz çocuklar? Evet, nasıl yapabiliriz? Bunu soruyor bize. Tabakta 3 elmamız var. Yani eksilen sayımız 3. Birini yemişler. 2 tane elmamız kalmış. Şimdi bunu alt alta yaparken ne yapıyoruz? Eksilen sayıyı en üste yazıyoruz. Yediğimiz elmanın sayısını onun altına yazıyoruz. Farkı, tabakta kalan elma sayısını ise 2 olarak çizginin altına yazıyoruz. Şimdi toplama işlemini size anlatırken ne demiştim? Bu çizgi eşittir işaretinin yerine geçiyordu. Zaten bunu tanıyorsunuz. Artık çıkarma işleminin işareti bu. Eşittir. Öyleyse özür dilerim. Eksi. Eşittir yerine de çıkarma çizgisini koyuyoruz. Sulamanız gereken 8 saksı çiçekten 5 tanesini suladınız. Sulamanız gereken kaç saksı kaldığını bulunuz diye soruyor. Yine başlangıçtaki saksımız 8 tane. Bunlardan 5 tanesini suladık. Geriye sulanması gereken 1, 2, 3 tane saksımız kaldı gördüğünüz gibi çocuklar. Evet, bunu alt alta yapın deniyor bize. Öyleyse 5 tanesini suladık, 3 tanesi kaldı. Hemen çeviriyoruz. Bu işlemleri alt alta yapacağız. Çocuklar burada bilyelerin üzerine çarpı konulmuş.
Bunlar çıkan sayısını gösteriyor. Yani bilyelerin tamamı eksilen, çarpı konulanlar çıkan, çarpı konulmayanlar ise kalanı ifade ediyor. Yani başlangıçta 5 bilye vardı. 2 tanesini çarpıladık, çıkardık. 3 bilyemiz kaldı. Başlangıçta 1, 2, 3, 4 bilyemiz var. Yukarıya 4'ü yazıyoruz. Bir tanesine çarpı koymuşuz. 4'ün altına 1 yazdık. Çarpı konulmayan yani kalan bilye sayısı 3. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı diyoruz. Başlangıçtaki bilye sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başlangıçta 8 bilyemiz vardı. Evet, 3 tanesine çarpı işareti koyduk. 1, 2, 3. 8'den 3 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaldı. 8 eksi 3, 5. Devam ediyoruz çocuklar. İşlemlerimizi yapmaya. Anladık değil mi? Çarpı konulanlarla birlikte toplam bilye sayısını en üste yazıyoruz. Artık burayı saymıyorum. 5 tane olduğunu biliyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Başlangıçta 9 tane bilyem varmış. 4 tanesini çarpılamışız. Yani 4 tanesi çıkmış. Geriye 5 tane bilyemiz kalmış. Öyleyse 9 bilyeden 5 tanesini 4 tanesini çıkarırsam geriye 5 bilyem kalır. 9 eksi 4 eşittir 5. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı şeklinde ifade ediyoruz. 3 tane başlangıçta bilyemiz var. Aa, bunların hiç üzerinde çarpı işareti yok. O zaman ne yazacağız biz buraya çocuklar? Evet, çarpı yoksa hiç yok anlamına gelen 0'ı yazacağız. 3'ten 0 çıkarsa ne kalır geriye? Yine 3 kalır. Gördüğünüz gibi 0 çıkarma işleminde de sonucu değiştirmiyor. Burada 5 tane vardı. Bir de burada 6. Başlangıçta 6 tane bilyemiz var. 1, 2, 3 tanesini çıkarıyoruz. Geriye 1, 2, 3 tane bilyemiz kalıyor. Öyleyse 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı ifadesini kullanıyoruz çocuklar. Kelebeğin üzerindeki işlemleri yapınız. İşlemlerin sonuçlarına göre kelebeği belirtilen renklere boyayınız diyor. Şimdi biz bunu birlikte yapacağız, bitireceğiz. Siz istediğiniz zaman boyayabilirsiniz. 15'ten 10 çıkaracağız çocuklar. Eşittir diyorum. Hemen 15'i aklımızda tutuyoruz. 10 parmağımızı açıyoruz ve geriye doğru sayıyoruz. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ağzımızdan en son çıkan sayı sonucu gösteriyordu. 7'den 1 çıkarıyoruz. Eşittir. 7'yi aklımızda tuttuk. Bir parmağımızı açtık. Hemen sayıyoruz. 7'den sonra 7, 6. 7'den 3 çıkaracağız. 7'yi aklımızda tuttuk. 3 parmağımızı açtık. Geriye doğru sayıyoruz. 7, 6, 5, 4. 9'dan 5 çıkarıyoruz çocuklar. 9 aklımızda tuttuk. 5 parmağımızı açtık. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 5'ten 1 çıkarıyoruz. 5 aklımızda tuttuk. 1 parmağımızı açtık. Geriye doğru sayıyoruz. 5, 4. 11 aklımızda tuttuk. 5 parmağımızı açıyoruz ve geriye doğru sayıyoruz. 11, 10. 9, 8, 7, 6. Sonuç 6. 6'dan 1 çıkarıyoruz. 6'yı aklımızda tuttuk. 1 parmağımızı açtık. Geriye doğru sayıyoruz. 5. 8'den 4 çıkarıyoruz çocuklar. 8 aklımızda tuttuk. 4 parmağımızı açtık. 7, 6, 5, 4. Demek ki 8'den 4 çıkarırsak 4 kalıyormuş. 10'dan 5 çıkarsa ne kalır? Sayalım mı? Evet, saymadan da bulabiliyoruz değil mi? 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Evet, 5'ten 0 çıkarsa ne kalır? 0 etkisizdi biliyorsunuz, 5 kalır.
6'dan da 0 çıkarsa ne kalır? Yine 6 kalır. Çünkü 0 hiç yok demekti. 8'den 3 çıkarıyoruz şimdi. 8 aklımızda tuttuk, 3 parmağımızı açtık. 8, 7, 6, 5. 6'dan 2 çıkarıyoruz. 6'yı aklımızda tuttuk, 2 parmağımızı açtık. 6, 5, 4. 9'u aklımızda tutuyoruz, 4 parmağımızı açıyoruz. 9, 8, 7, 6, 5. Çok güzel. Evet, şimdi sonucu 5 olan bölümleri maviye, sonucu 6 olan bölümleri pembeye, sonucu 4 olan bölümleri ise yeşile boyayarak kelebeğimizi renklendirebiliriz. Ama şimdi kitaplarımızdan bir sayfa daha açalım, onu daha sonra yapalım çocuklar. Evet, Onur görsel sanatlar dersinde kuru boyalarını getirmediğini fark etti. Hale ise o gün sulu boya ile resim yapmak istiyordu. Öğretmenlerine durumu anlattı. Kuru boyalarının tamamını arkadaşı Onur'a verdi. Her ikisi de mutlu bir şekilde derslerine devam ettiler. Bir sayının kendisi çıkarılırsa sonuçta sıfır kalır. Yani 5'ten 5 çıkarırsam 0, 10'dan 10 çıkarırsam 0, 20'den 20 çıkarırsam 0. Öyleyse sayının kendisini kendisinden çıkarırsak geriye ne kalıyormuş çocuklar? 0. Aldığı harçlığın hepsini harcayan bir çocuk düşününüz. Sizce bu çocuk para biriktirebilir mi? Biriktiremez değil mi çocuklar? Çünkü aldığımız harçlığın bir kısımlarını biriktirmemiz gerekiyor çocuklar. Yoksa paramızın tamamı biter. Evet, sıra sizde. Sağlam bir tane tabağımız var. O tabağı da kırdık. Başka tabağımız kalır mı? Kalmadı değil mi? Öyleyse birden bir çıkarsa sıfır kalır. Devam ediyoruz. Üç balonumuz vardı. Üçü de patladı. Geriye balon kalır mı? Kalmadı. Sıfır tane balonumuz kaldı çocuklar. Öyleyse hemen işlemlerini de yapalım. Bir tane tabağımız vardı. Bu tabaktan bir tabak çıkarttık. Geriye sıfır tabağımız kaldı. Evet, üç balonumuz vardı. Üçü de patladı. Üçten üç çıktı. Sıfır kaldı. Öyleyse genelleme yapıyoruz. Bir sayıyı kendisinden çıkarırsak sonuçta sıfır kalıyor. Ama bir sayıdan sıfır çıkarıyorsak sayı değişmiyordu çocuklar. Evet, ünite değerlendirme sorularını bir sonraki videoda birlikte yapacağız çocuklar. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Öpüyorum sizleri. Bye bye.